Merhabalar, söz uçar, yazı kalır diyerek başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim ki eğer kolesterol düşüren 10 gıda ile ilgileniyorsanız mutlaka bir konuyu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. O da damar tıkanıklığınız var mı yok mu? Eğer damar tıkanıklığınız varsa bu kolesterol işini ciddiye almanız gerekiyor. Ve eğer kolesterolünüzü %1 düşürürseniz riski de %1 düşer. Tek başına sadece benim kolesterolüm ilgisi yok damar tıkanıklığı ile derseniz hata yapmış olursunuz. Öncelikle onu başta iletmek isterim. Bütün çalışmalar onu gösteriyor. Ve illa da size hap diye tutturmayacağım ama şunu söylemem gerekiyor. Bazı önemli noktalar var. Örneğin vücudumuz kolesterolün ne olduğunu farkında. Günde 1 gram kolesterol yapılıyor ve %30-40'ı gıdalardan alınıyor. Yani geriye kalan %60-70'ini vücudumuz kendi üretiyor. Ve kolesterol çok değerli, o yüzden safra ile atılan kolesterolün %50'si geri emiliyor. Yani kolesterolüm çok düştü, benim sağlığım bozulacak gibi bir şey düşünmenize hiç gerek yok. Düşük kolesterolün insan vücuduna herhangi bir zararı yok. Gördüğünüz üzere %60-70'i zaten vücut tarafından sentezleniyor. Ve dolayısıyla eğer herhangi bir şekilde damar tıkanıklığınız varsa, stentiniz, bypassınız varsa o zaman kolesterole önem vermeniz gerekiyor. Ve daha önceki bir videomda vardı. HDL dışındaki tüm kolesterol zararlı. Sadece LDL değil. Kalıntı kolesterol videomu da bakabilirsiniz. Çünkü bu iş biraz hedef saptırmaya benziyor. Kolesterolü bütünüyle ele almak gerekiyor. Ve tabii ki sadece kolesterolle iş bitmiyor. Şeker yükü ve kilo fazlası da bununla bağlantılı. Çünkü yağlar önemli, yağdan 2 kat enerji elde ediliyor. Fakat buna karşın yağların ve şekerin yıkım yolları aynı. Dolayısıyla birbiriyle ilişkili iki yoldan bahsediyoruz. Tek başına sadece kolesterol deyip geçmeyiniz, kilo fazlanız ve şeker yükünüz de önemli. Bakın, vücutta %5 ile 6 şeker depolanıyor 1500 gram ağırlığındaki karaciğerin, yani 75-80 gram. O yüzden karbonhidrat kısıtlaması 50 gram olarak saptanmış. O yüzden şeker yükü glikojen olarak karaciğerde depolanıyor, fazlası yağ olarak depolanıyor. O yüzden ne kadar fazla şeker, o kadar fazla yağ demek. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ve kilonuzdaki çok ufak değişiklikler bile mutlaka size olumlu olarak yansıyacaktır. Unutmayın, başta söylemiştim, kolesterolünüzü %1 düşürürseniz riskinizi de %1 düşürürsünüz. Tabii ki egzersizin kilo vermeyle önemini hiç söylememe gerek yok. %10 kilo verseniz bile bundan olumlu bir şekilde etkileniyorsunuz. Gıdalarla kolesterolünüzü ancak %15 düşürebilirsiniz ve korkulan kalp krizi, felç vesaireyi %35 ila 50 oranında azaltma şansına sahipsiniz. Ve unutmayınız, HDL'miz iyi kolesterol. Bizim önemli bir kolesterolümüz. Niye? Çünkü kireç içinde bulurken LDL kolesterolü boşaltmaya çalışıyor. Onun oksidasyonunu engellemeye çalışıyor. Ve bizim şekerimiz ne kadar fazla olursa glikolize olan, şekerlenen kolesterol kireçte o kadar birikiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, zeytinyağı için başka bir video yapacağız. Ama hep söylenir yulaf ezmesi, evet lif, antioksidan ve beta-glukan içeriği var. Lifler bir tabaka halinde birikiyor, beta-glukan da bir tabaka halinde birikiyor. Böylelikle ikinci tabakayla emilim azalıyor. Ama Türkiye'deki beta-glukan oranı yulaf ezmelerinde belli değil. Onun için yulaf ezmesi videoma da bakabilirsiniz. Sebzeler genel olarak gene lif, antioksidan ve beta-glukandan zengin. Beta-glukandan zengin olan patlıcan ve bamyayı size hatırlatmak isterim. Özellikle büyük yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak ve pazı son derece önemli. Tabii bu arada patlıcanın kilosu 25 TL olmuş, bu karda kışta kıyametti diyecek hiçbir sözüm yok. Tam tahıllı olanlar ekmek, makarna ve özellikle kepek lif açısından çok zengin. Biliyorsunuz kepekli olanlar liften en zengin olanlar. Ama tam tahıllı üretimi, tam tahıl tüketimi son derece önemli. Kolesterolünüzü düşürmede etkin. Bunun yanında bizim geleneksel baklagillerimiz, mercimek, fasulye, barbunya ve nohut da aynı şekilde kolesterolü düşürüyor. Bütün bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Tabii ki sarımsak üzerinde bir sürü videomuz var. Sonra da bunları ekledik. Ve sarımsağın içinde bakın alisin var. Bu alisin kolesterol düşürücü ilaçların yani statinlerin engellendiği enzimi engelliyor. Yani bir yerde doğal kolesterol ilacı olarak kabul edilebilir. Ama içindeki aktif maddesi nedeniyle tüketimi çok fazla miktarda olması gerekiyor. O yüzden zaten tablet ve tozu öneriliyor. Çünkü bitkilerin içerisindeki fitokemikallerin
emilim oranları son derece düşük. Bakın ben yeşil çayı öne aldım. Niye yeşil çayı öne aldım? Çünkü sarımsak gibi içindeki kateşinler de gene aynen kolesterol düşürücü ilaçların gibi enzimi etkiliyorlar. Yani yeşil çay ve sarımsak size kolesterol ilacına benzer bir etki yapıyor. Kuru yemişleri 88-44 formülümü hatırlatmak isterim. Fındık, fıstık 8'er tane, ceviz, badem 4'er tane. Bunları her gün tüketmenizi öneririm ama hiçbir sıkıntınız yok, ben bunu tüketemiyorum derseniz o zaman size bunu haftada en az 3 kez tüketmenizi öneririm. Yani sıkıntısı olanlar için bunu anlatmak istiyorum. Bir de tabii ki balık. Omega 3 yağ asitleri maalesef biliyorsunuz bizim ALA'dan aldığımız, yani bitkisel kökenli aldığımız ALA bizim EPA ve DHA'mıza eşdeğer değil. Dönüşüm oranı çok düşük. O yüzden maalesef balıktaki EPA ve DHA'ya ihtiyacımız var. Bunun için ne yapabiliriz? İlla da çok pahalı balıklar yemenize gerek yok. Bir şekilde ton balığı yemeniz de uygun. Haftada 227 gram balık ürünü yemeniz yeterli olarak kabul ediliyor. Tabii ki her hastayı farklı olarak değerlendirmek lazım. Biliyorsunuz hastalık yoktur, hasta vardır. Ben tohumlara çok önem veririm. Bunun içerisinde keten ve çiha önde gelir. Tabii ki keten nitrik oksit aracılığı ile etkili olduğu düşünülüyor. Ama nitrik oksit zaten vücudumuzda damarlarda orijinal olarak sentezleniyor. Dışarıdan aldığımız nitrik oksiti örneğin ilaçlarda kullanabiliyoruz. Değil mi? Nitratlar, dilaltı, izordil onlar da nitratlar. Meyvelerin içerisinde avokado ile yapılmış tonlarca araştırma var. Avokado kolesterol düşürmede son derece yararlı. Ama unutmayın günde 2 tane elma doktoru evden uzak tutar diye bir Amerikan atasözü var. Onun için avokado yoksa bile elma yemenizi şiddetle öneririm. Elma belki de ki bu listelerin içerisinde en kolay ve en güzel olanı. Tabii ki baklagilleri de lütfen unutmayalım efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.